Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı Sayıştay raporunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 19 usulsüzlüğü tespit edildi. Vergi muafiyetinden tüm vakıfların eşit, adil ve tarafsız bir şekilde yararlanmaları için yeniden bir düzenleme gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün daha sıkı denetlenmesi, çıkarılan ödenek, bağış ve yardım gibi işlerin saydam olması için buradan hükümeti göreve davet ediyoruz. Değerli milletvekilleri, geçen yıl bütçe görüşmelerinde çıktık bu kürsüden aynı şeyleri tekrar tekrar söyledik. Dedik ki bu bütçede esnaf yok, çiftçi yok, işsiz yok, emekçi yok. Bu bütçede EYT'li yok, atanamayan öğretmen yok, emekli yok, öğrenci yok, kadın yok, çocuk yok. Bu bütçede yandaş var, peşkeş var, saray var ama vatandaş yok dedik. 2021 yılı bütçesinde de değişen bir şey yok. Bu bütçede saray dışında değişen sadece çaresiz vatandaşlarımızın isimleri var. Değerli milletvekilleri, COVID-19 ile birlikte derinleşen ekonomik kriz beraberinde açlığı, yoksulluğu ve işsizliği getirdi. Asgari ücretin 2324 lira olduğu ülkemizde açlık sınırı 3000 lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 11 binlere dayandı. Pandemi ile birlikte ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımız aylardır evlerine ekmek götüremiyor. Kısa çalışma ödeneğiyle geçinemeyen, günlük yevmiye ile çalışan, aylardır bir kuruş kazanamayan milyonlarca vatandaşımız var. İşsizlerimiz, atanmayı bekleyen sağlıkçılarımız, öğretmenlerimiz, üniversite mezunlarımız çaresiz. Peki biz bugün burada neyin bütçesini konuşuyoruz? Biz bugün sarayın bütçesini, sarayın itibardan tasarruf etmemesi için vatandaşlarımızın bedel ödeyeceği acı reçeteyi konuşuyoruz. Değerli milletvekilleri, yatağa aç giren vatandaşımıza dağıtılan keyif çayını armağan gören, hiç geçemedikleri köprüler için vergiler ödeyen, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen vatandaşlarımızı azarlamayı hak gören, askıda ekmeği ve bedava keki lütuf gören, EBA çökünce olumlu gören, döviz kuru yükselince dolarla ne işimiz var demeyi normal gören, belirtileri göstermeyen pozitif vakaların sayılarını açıklamayı dahi çok görenlerin topluluğunu oluşturan 18 yıllık AK Parti iktidarı yedi, içti ama doymadı. Kadın cinayetlerini, iş cinayetlerini, işsizlikten intihar eden vatandaşlarımızı, evine ekmek götüremeyen yurttaşlarımızı, kepenk kapatan esnafımızı, atanamadığı için intihar eden gençlerimizi sadece sayı olarak gören bir iktidar, bu ülkenin umudunu, direncini, yaşama sevincini elinden aldı. İşsizlikten kendini yakan Adem Yarıcı, Eyüp Dal ve daha niceleri, çocuğuna pantolon alamadığı için kendini asan İsmail Devrim, mısır tezgahına el konulduğu için kendini yakan Yavuz Polat, İşsizlikten intihar eden Emine Akçay, Ali Kabasakal, Mustafa Çavdar ve daha niceleri, geçim sıkıntısı yüzünden siyanürle yaşamlarına son veren Şimşek ailesi, yetişkin kardeşler, Delen ailesi ve daha niceleri, ataması yapılmadığı için inşaatta çalışan, pres makinesinde sıkışarak can veren Hasan Songür, intihar eden Merve Çandar, İbrahim Yeşilbağ, İsa Erdoğan ve daha niceleri, iş cinayetlerine kurban giden Mehmet Denir, Mesut Kara ve daha niceleri, kadın cinayetlerinde katledilen Duygu Delen, Pınar Gültekin, Feray Şahin, Emine Bulut ve daha niceleri. Yönetemediğiniz ülkemizde açlıktan, çaresizlikten, yoksulluktan, işsizlikten ve şiddetten yaşamlarını yitiren milyonlarca sadece bir sayı sizin için. Ama vicdanı, merhameti, yüreği olan bizler içinse acı bir gerçek olarak hafızalara kazındı.
Hakkın, hukukun ve adaletin bu ülkeye geleceği günler yakındır. Barışın, huzurun, özgürlüğün bu ülkeye geleceği günler yakındır. Bu devranın döneceği halk için emek... Tamamlayalım lütfen Kaplan. Bu devranın döneceği halk için, emek için, eşitlik için bütçelerin görüşüleceği günler yakındır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.